ben. Aa, dur bakayım. Yoksa sen yeni mürebbiye misin? Hı hı. Ah. Tabii. En uzun kalan 3 gün tahammül ettiği için seni gönderdiler. Öyle değil mi yavrum? Hı hı. Mapuş, ben o kadını da, sevimsiz kızını da istemiyorum. Babacığıma bunu söyle, olur mu? Evladım, ben nasıl telaffuz ederim böyle bir şeyi? Ya bana ne? Ben de pamuk şekeri yanaklarını bir daha sıkmam o zaman. Allah Allah, şu işe bak. Yavrucağız pek müteessir. Kızım gel, buyur şöyle, buyur. Demek yeni mürebbiye sensin. İşte. Kaç gün veriyorsun? Sadece bir gün. Oo, haklısın. Baksana pek narin bir şeye benziyor. Evladım pek de gençmişsin. Bu işte muvaffak olabilecek misin? Bilmiyorum ki. Ben küçük hanımın eğitimi hususunda kendime güveniyorum efendim. Senin yerinde olsam o kadar kolay karar vermezdim hanım kızım. Neden? Yoksa beni de biraz önceki mürebbiye gibi korkutup kaçıracak mısınız? Hı? Lakin önceden belirtmeliyim ki ben böyle hallere asla ve kat'a pabuç bırakmam. Göreceğiz bakalım. Aşk olsun. Bizi yanlış anladınız. Biz kimseyi korkutmadık ki. Aslında isterseniz bu evde bir gariplik var. Korkutucu şeyler oluyor. Özellikle de geceleri. Sanırım hayaletler var. Yağmur. Ama doğru. Biz kaç kere gördük. Öyle değil mi Tosun? Tabii ya. Hatta bir seferinde görmüştüm de korkudan yüzüm böyle yanılmıştı. Kaç gün sonra geçti. Üstüme iyilik sağ ol. Hayaletlerle aram iyidir. Siz hiç merak etmeyin küçük hanım. Hem sonra babam çok aksidir. Her şeye çok titizlenir. Ben de işimi büyük bir ciddiyetle yaparım o halde. Üzülmeyin küçük hanım. Nasılsa ancak 2 gün dayanabilir. Madem benim mürebbiyem olmaya çok isteklisiniz, bence bir mahsuru yok. Ancak tabii ki son karar babam. İsterseniz önce bir yukarı çıkıp odama bakın. Ne dersiniz? Hay hay, çok isterim. Yalnız bana bundan sonra siz değil, Nana diye hitap etmenizi tercih ediyorum. Nana mı? Ne garip isim. Ejnevi misiniz? Sayılır. Neyse, ben odaya çıkıp bir bakayım bari. Eğlence başlıyor. Karşılama merasimi hazır mı yoksa? Her zaman tedbirliyim dedi bilirsin. Biraz daha bekleyelim. Belki de odayı bulamamıştır daha. Demek bana karşılama merasimi hazırladın küçük hanım. Öyle mi? Seni küçük yumurcak seni.
Sabırlı ol biraz, sabırlı. Siparişleri vereli kaç saat oldu? Şimdi mi getirilir? Bakmış bak, bu abi geçen gün beni kötü çocukların elinden kurtardı. Ya öyle mi? Ah canım. Benimle zenginin kızı şımarık diye dalga geçtiler. Hırpınladılar beni. Ama bu abi onları fena benzetti. Dursun efendi, ne bakıyorsun? Alsana çocuğun elindeki fileleri. Ver bakayım. Vicdansız bakkal. Bu kadar yük el kadar çocuğa taşıtılır mı? Gel evladım içeri. Sana kurabiye vereyim. Gel hadi çekinme. Yok ondan değil de ustam geç kalınca dövüyor sonra. Bir şeycik yapamaz. Gel evladım gel. Çekil şuradan sersem şey. Annem gelmedi mi Taha? Ne o? Sokak çocuklarını eve mi alıyorsunuz artık? Ne kadar ayıp. Gel çocuğum, sen bakma ona. Gel yavrum, gel. Geç, otur şöyle. Ha? Aman, pek pis bir şey bu. Sakın bana yaklaşayım deme. Ne o, senin künden hala ses seda yok mu? Hadi gidip bakalım. Sen de gelsene. Ne o? Şimdi de odana mı götürüyorsun tanımadığın sokak çocuğunu? Senin ne kuzum? O da benim değil mi? Şimdilik. Yakında babanla annemin izdivacı sonucunda o da benim olacak. Çok beklersin sen. Avucunu yala. Aa, nereye gitti bunlar? Yağmur onu odasına çıkardı. Aa. Bu evde düzen diye bir şey yok ki. Neyse, annem Hakan amcayla evlenince her şey düzelecek. Sen de Darülaceza'ya gideceksin. Tövbe estağfurullah. Hiç ses gelmiyor. Girip bakalım mı acaba? Evet evet, bakalım. Hadi yürü. Köşkü başımıza yıkacaksınız vallahi. Öldüm. Bittim ben. Hak etmiştin yani. Ben çok geç kaldım. Hemen gitmeliyim. Gel evladım. Kurabiyeni ye. Öyle gidersin. Hadi kızım. Gel sen de benimle. Hadi. İyi misin Tosun Efendi? Kuzumun önünden yıldızlar uçuşuyor küçük hanım. Hele bak, bu kız çok yaman çıktı, sana söyleyeyim. Hiçbir numaramız tutmayacak. Öldüm belki. Eski hasurlar gibi yerlere yayıldı. Sen bir meleksin bana. Bak, kim var orada küçüğüm? Bakalım çağırıyorum. Gel gel. Emre? Emre? Emre'ydi değil mi adı? Sanırım. Emre. Bir şey mi oldu? Neden buradasın? Şey, sesleri duyunca geldim. Kızdın mı bana? Hayır, neden kızdın? Bir şey mi oldu Emre? Çekinme, söyle hadi. Yoksa sen ağladın mı? Hayır, ben hiç ağlamam. Lakin hiç iyi görünmüyorsun. Ustam beni yine dövmeye kalkınca kaçtım. Dayanamadım artık.
Peki ne yapacaksın şimdi? Havalar iyi nasılsa sokaklarda idare ederim. Olur mu hiç öyle şey? Sokaklar tehlikelerle doludur. Bak ne diyeceğim. Bizim bahçedeki küçük barakada kalabilirsin. Peki ama baban kızmaz mı? Merak etme. Babam orayı hiç girmez. Hadi lütfen kabul et. Sokaklarda kalamazsın. En iyi çare şimdilik bu gözüküyor. Peki madem, bir müddet kalayım. Sonra başımın çaresine bakarım artık. Siz çok iyisiniz. Şimdiye kadar kimse bana bu kadar iyi davranmamıştı. Bırak canım. Ne ehemmiyeti var? Karnın aç mı küçüğüm? Kimseye belli etmeden Yağmur'un odasına çıksan. Hı? Ah, ama içerisi çok kalabalık. Arkadaki ağaçtan tırmanabilirim. Yağmur seni. Hadi o zaman birazdan odamda buluşuruz. Tamam. Hadi. Siz neler karıştırıyorsunuz bakayım, ha? Hiç. Simge Hanım'ın başına gelenlere o kadar üzüldük ki kapının önüne biraz hava almaya çıktık. Ya. Tusun Efendi, ben odama çıkıyorum. Rica etsen yiyecek bir şeyler getirir misin? Baş üstüne küçük hanım, baş üstüne. Ancak şöyle oldu koy her şeyden. Öyle açım ki. Maşallah, küçük hanımın iştahı açılmış. Hemen Makbule Hanım, yemek hazırlayalım. Hadi, hadi, gel, hadi. Hadi nana, yukarı çıkalım. Hay hay. Çok güzelmiş. Afiyet olsun. Hiç korkma. Artık hiç ağaç çıkarmayacaksın. Ailenle ilgili hiçbir şey bilmiyor musun? Çok az şey. Karibiler adında bir adam ve çetesi annemle parkta gezerken bebek arabasından çalmışlar beni. Beni dövdüler ve dilenmeye zorladılar. Hırsızlık yapmamı istediklerinde kaçtım ellerinden. O gün bugündür sokaklarda yaşıyorum. Aman Allah'ım, ne feci. Peki ailenle ilgili hiçbir şey söylemediler mi sana? Babamın son derece zengin biri olduğunu biliyorum sadece. Merak etme. Bundan sonra seninle ailen biz olacağız. Seni çok sevdim ben. Ben de bir kardeşim olsa ancak senin kadar severdim Yağmur. Hadi. Hadi git. Hadi. Çabuk ol. Dur bakalım. Hırsız mısın sen? Hayır amca, değilim. O halde ne işin var gece yarısı evimizde? Bir izahta bulunacak mısın? Yoksa polisleri mi çağırayım? Lütfen polisleri çağırmayın. O halde bir malumat ver bakalım. Ben Yağmur'un arkadaşıyım. Bana yemek verdi de sizin bahçedeki barakada yaşayabileceğimi söyledi. Kimin kimsen yok mu senin? Yok. Yıllar önce ailemden beni koparıp almışlar. Pekala çocuğum. Burada kalabilirsin. Üzülme artık. Çok minnettarım size, çok. Hadi yavrucuğum. Ağlama artık. Sil gözyaşlarını. Size kanım öyle ısındı ki. Hani utanmasam baba diyeceğim. Biliyor musun? Benim de bir oğlum vardı. Yaşasaydı senin yaşlarında olacaktı. Senin gibi akıllı. Senin gibi temiz bakışlı olacaktı. Hadi bakayım. İyi geceler. Nana Hanım. Gitmeyin, rica ederim. Ben... Yo. Karanlık dünyana doğmak için çok geç kaldım meleğim. Şu anda çok daha mühim bir bela var başımızda. O velet ve yanındaki o kız bütün konuştuklarımızı duydu. Ne fark eder? Babası inanmadı ki ona. Olsun. Nereye kadar güvenebiliriz ki buna? Ne yapacaksın peki? Bu işi kendi usulümle halledeceğim. Karabilele bahsettim. Hemen bekliyor o ufaklığı.
sokaklarda dilenecek ve benim için çalışacak. Hayırdır? Siz daha gitmediniz mi? Tayhane'nin kalkmasına birkaç saat var. Malum. Teyzemizi ziyaret etmeden gitmek istemedim. Ya. Ben de geleyim sizinle. Aa, hiç lüzumu yok. Daha henüz nekaat altında. Şuuru pek yerinde değil zavallının. O halde kalabalık gidip rahatsız etmeyelim. Hadi abiciğim, biz çıkalım. Sen de geç kalma hayatım. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Saadetler diliyorum. Kardeşim size emanet. Merak etme. Allah'a ısmarladık. Ah, alacağın olsun şoker. Bu hikayede bana nasıl rol yazmazsın? Sıkıntıdan patladım vallahi. Ama ben kendim dahil olmasını çok iyi bilirim. Ah, bu kostüm de pek yakıştı bana. Buyurun hanımefendi. Neymiş görüşmek istediğiniz mühim mesele? Efendim, ben kimsesiz çocuklar barınağının müdüresiyim. Öyle mi? Ne kadar kutsal bir vazife. Sağ olunuz efendim. Sizi ilgilendirdiğini düşündüğüm mühim bir mevzu var. Yurdumuza gelen bir takım çocukları küçükken kaçırıp onları dilenci, hatta hırsız yapan bir şebekeyle ilgili. İnanılacak şey değil. Böylesi bir alçaklığı hangi vicdansız yapar? Maalesef. Bu konuda polisle de işbirliği halindeyiz. Öğrendiğimize göre uzun yıllar önce sizin de böyle bir kaybınız olmuş. Bakın, buraya ne maksatla geldiğinizi bilmiyorum. Ama eğer yıllardır zor da olsa bir nebze küllendirmeyi başardığımız acımızı tazelemekse maksadınız, dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Samimiyetime güvenin ne olur. Biz yıllarca nasıl bir ızdırap yaşadık biliyor musunuz? Zavallı karım o kazada ölene kadar her gün oğlumuzun adını sayıkladı. Küçücük bir iz, en ufak bir havadis için dünyaları vermeye hazırdık. Eğer maksadınız bir şekilde öğrendiğiniz bu konuyu kullanarak para sızdırmaksa, hiddetimden korkmanızı tavsiye ederim. Size gücenemiyorum bile. Çünkü hislerinizi gayet iyi anlıyorum. Ama inanın niyetim sadece size yardım etmek. Dinliyorum o halde. Dikkatli olun. O kızı görür görmez hemen üzerine atılıp yüzüğü alır. Bu yüzük niçin bu kadar önemli ha? Boş ver şekerim. Siz benim dediğimi yapın lütfen. Bugün burada olsaydı herhalde senin kadar olacaktı. Emre, keşke sen benim. Bağlayın. Ne oluyor? Bırak buradan, sen ne istiyorsun? Onlara dokunamazsınız. Ne yapıyorsun? Yazıklar olsun sana. Sen ne yılanmışsın? Seni yılan seni. Kapa çeneni ihtiyarcıydı. Buraya kadar geldikten sonra bu işten vazgeçemem. Elbette kalacaksınız. Bunun hesabını soracaklar sizden. Evet. Hakan eve geldiğinde evinin soyulduğunu ve herkesin kaçırıldığını sanacak. Artık bir daha sizden haber alabilir mi? Bilemem. Bana bir şeyler yok. Yüzük olmadan yapamam. Öyle sessiz. Evet. Polisle yaptığımız müşterek çalışmalar neticesinde bazı ipuçlarına ulaştık. Çok, çok büyük ihtimalle oğlunuz sağ. Hatta o şebekenin elinden kaçmayı bile başarmış. Aman ya Rabbim. Ancak işin vahim tarafı şebeke onları öğrendiğimizi biliyor. Ve korkarım sizi susturmak için evinize bir baskın tertip edip kızınızı kaçırmayı planlıyorlar Hakan Bey. Ne olamaz. Derhal eve gitmeliyim. Telaş etmeyin. Polis onları izliyor. Tam iş üzerindeyken yakalayacaklar. Olsun. Yine de eve gitmeliyim. Yavrum, kızım, yağmurum.
Geliyorum. Ya Şoker Efendi, bu iş öyle kolay olmayacak. Söylemiştim sana. Ay, bunu neden yapıyorsun Şoker? Bu benim hikayem. Bu sefer kötüler kazanacak. Hayır, o sana öyle geliyor. Kötüler asla kazanamazlar. Göreceksin. Asla. Bence de. Kulina. Kulina, sen bu işe karışma. Kiminle konuşuyorsun sen? Hadi arabayı getirin. Sen beni hesaba katmamışsın ama korkarım bu işe artık ben de karıştım Şoker. Hayır. Delirdin mi sen? Burası tekin değil. Çabuk olun, kaçalım. Kanun namına dur. Eyvah, emniyet mensupları. Canlarım. Mesudum. Efendim zannem. Yürüyün canım. Kızım, yavrum, canım. Babacığım. Tebrik ediyorum hanımefendi sizi. Nasıl yaptığınızı bilemiyorum ama yıllardır peşinde olduğumuz bu suç şebekesini sizin sayenizde çökerttik. Yani bütün bunları sen mi? O bir büyücü, normal bir insan değil. Yazıklar olsun sana. Yağmur'un söylediklerine inanmayarak ne büyük bir hata yapmışım. O tekin değil diyorum. Sus artık. O bir melek. Asıl şeytan olan sensin. Koynumda bir yılan beslemişim. Ne kadar körmüşüm Allah'ım. Bundan sonra hapislerde çürüyeceksin. Sana yalvarıyorum. Hayatında bir kere olsun doğru bir şey yap. Bundan 9 sene önce... Bir parkta arabasında uyuyan bir bebeği kaçırdın mı? Ne bileyim ben. Bir sürü çocuk kaçırdım. Bu çok mühim. Söylemelisin. Hatırlamıyorum. Küçük kırmızı bir başlığı vardı. Belki bu hatırlamana yardımcı olur. Kırmızı başlık mı? Hayır. Hatırlamıyorum. Hayır. Olamaz. Bunu yanımdan hiç ayırmadım. Aman yarabbim. Oğlum, yavrum. Baba, babacığım. Kardeşim. Yavrum, bu anı yıllardır bekledim. Canlarım benim. Buyurun gidelim. Yürüyün. Yürüyün. Yürü tamam. Nana. Sonsuza kadar bizimle kalmanı istesem kabul eder misin? Karım olarak elbette. Ne mesudum bir bilsen.
Sonu iyi bitti, niye ağlıyorsunuz? Ne bileyim evladım. Bu eski filmler beni çok etkiliyor. Beni de. Aman bence çok saçma. Hadi yatalım. Kalk. İyi geceler. Gel canım. Sonu mutlu bitti. Yoksa bu gece bana yine rahat bir uyku yoktu. Ah. Yine kötüler değil, iyiler kazandı. Of! Ay, çok sıkıcı. Uyudular mı? Hı hı. Evet. Gerçekten bu filmleri seviyor musun? Seviyorum. Ne buluyorsun? Saçma gelmiyor mu? Hiç gelmiyor. Bu filmlerde her şey çok daha güzel. İnsanlar sevgi dolu. Birbirlerine duygularını daha rahat söyleyebiliyorlar. Yani şimdiki dönemde bu o kadar da kolay değil, öyle mi? Sence kolay mı? Bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Keşke o filmlerdeki gibi yaşayabilseydik. Keşke.